Esrarlı günlerden geçiyoruz. Gerçekten insanlık ne olup bittiğinden habersiz bir virüsün peşinde evlerine kapanmış durumda. Elimde bir esrarlı kitap görüyorsunuz. Esrarname. Feridüddin Attar'ın 18 makale bir bitiriş ve 101 hikayeden oluşan muhteşem bir hikmet pınarı oluşturmuş. Ben bu esrarnamenin esrarını sizin çözmenizi arzu ederim elbette ki. Ama bir örnek hikaye okumak istiyorum. 73. hikayeyi hemen belirteyim. Farsçadan Mehmet Kanar'ın çevirisiyle size bu hikayeyi ulaştıracağım. Bu hikaye bugünleri de biraz hatta çokça anlatıyor. O yüzden de sanki dinlemeye değer. Duyduğuma göre Tanrı'ya yakın bir ihtiyarın bir gece şiddetli diş ağrısı tuttu. Sabahlara kadar feryat etti. Derken hatıftan bir ses hitap etti. Bir gece başını yastığa koymadın, neden Tanrı hakkında ileri geri konuştun? Ertesi gece ihtiyar utandığı için Tanrı'dan kapattı ağzını, hiç konuşmadı. Diş ağrısından dolayı ciğeri yanıyordu ama Tanrı'dan utandığı için başını eğmişti. Hatıftan yine bir ses duydu. Tanrı'ya karşı sabırlı olmaya mı başladın? Başımıza acayip bir iş gelmiştir. Biz bu işe devam etmişizdir. Ne söylenebilir, ne susulabilir. Ne haberli, ne habersiz kalınabilir. Adem oğullarının başına gelen bu hal, bu zor iş kimin başına gelmiştir? Söyle, insan kimdir? Bir zavallı. Bir avuç toprak, bir sürelik ömür. Düzene sokulmuş bir avuç kemik. Onun üstüne bir deri gerilmiş, bir avuç damar ile sinir bir araya gelmiş. Bu düzenek bazen balgam, bazen ter döker, bir eliyle yüz naz içinde asık yer. Bir eliyle yıkar, kendinden def eder, söz verirse durmaz sözünde. Mutluluğu üreme organında, tuvalet onun rahatlama yeridir. Rahatladı mı dışkısını asmalığa döker, cariye ile kadınla sohbet ederse bilirsin sen, havanda su döver. İpek böceği kozasından kefen yapar, ben ipekli giysi giyerim der. Gönül kanıyla dışarıdan altın getirir, ecel geldi mi altını ondan geri alır. Bütün görme gücü tuzlu iç yağı olan göz. Bütün işitme gücü bir parça kıkırdak. Ayağına bir diken batacak olsa diken onu oracıkta yere mıhlar. Biraz fazla yemek yiyecek olsa karnı ağrılar içinde kalır. Az yiyecek olsa zayıflıktan, halsizlikten, beden sağlığından umudunu keser. Ölü veya diri bir an kalmıştır. Bütün ömrü bir ana rehin olmuştur. Ne bir an soğuğa dayanabilir, ne sıcağa dayanabilir. Ne bir işte sabrı vardır, ne bekleyecek takati vardır. Karınca gibi zayıf, yılan gibi zehirlidir. Başında saman gibi zan dağı vardır. Yüz zorlukla bu zindanda doğmuştur. Çok can çekişmiş, sonunda can vermiştir. Evet, Esrarname'nin hikayelerinden bir tanesi bu. Aynen o dişi ağrıyan ihtiyar gibi biz de feryat içerisindeyiz. Geçmiş güzel günlerin ve gelecek güzel günlerin hatırını hiçe sayarak acayip bir isyan içerisindeyiz. Öyle olmamamız gerekir galiba. Ne dersiniz? Bu günleri daha iyi değerlendirebiliriz. Mesela Feridüddin Attar'ın Esrarnamesini okuyabiliriz. Onun ilahi namesi var, okuyabiliriz. Okumuş bile olsak ya da hiç okumamışsak büyük bir kayıp. Mantık-ı Tayr'ını okuyup kuşların aleminden kendi iç dünyamızı görebiliriz. Yani bu günler galiba kendimizi keşfetmenin en güzel zamanlarından bir zaman olarak kişisel tarihimize yazılacak ve biz bunu sonra çok müthiş bir ibretle hatırlayacağız. Sağlıkla kalın, evde kalın.